GGTV Finans Sokağı'ndan merhaba. Geçtiğimiz haftanın parasal göstergelerini yorumladığımız Finans Sokağı'na başlıyorum. Evet, Cuma akşamı itibariyle 27 Temmuz Cuma akşamı itibariyle BIST 100 endeksi haftayı 10.891 puanla kapadı ve bu %0,18'lik bir artış anlamına geliyor. Dolar TL ve Euro TL kurlarında ise düşüş gözlemlendi. Dolar haftaya 32 lira 94 kuruştan, Euro 35 lira 79 kuruştan, Euro dolar paritesi ise 1,0857 puanla haftayı kapadı. İki yıllık devlet tahvil faizi %42,11 seviyesinde gerçekleşirken altın ons fiyatı 2.387 dolar ve Brent petrol de 81 dolarla haftayı kapadı. Baltık kuru yük endeksi de 1.800 puanla haftayı düşüşle kapatmış oldu. Şimdi gelelim önemli parasal göstergeleri etkileyen olaylara. Piyasada Fed'in ilk faiz indirimi tartışması büyüyor. ABD'de faiz indirim zamanlaması yönelik tartışmalar gün geçtikçe şiddetleniyor. Yatırımcılar Perşembe günü ABD'de açıklanan güçlü büyüme verisini faizleri indirmek için acele etmeyip Eylül ayını beklemeyi destekleyen bir gelişme olarak yorumladı. Yine Wall Street'te küçük ölçekli şirketler teknoloji hisselerini geride bırakmaya devam ederken bunun bir rotasyon mu, tepik bir düzeltme mi olduğu tartışılıyor. Asya hisseleri, hisse senetleri Wall Street endekslerinde yaşanan teknoloji hisseleri öncülüğündeki satışın ardından karışık seyirde. Avustralya, Japonya ve Güney Kore'deki borsalar ABD vadeli işlem sözleşmeleriyle birlikte yükseldi. Hong Kong ve Çin hisseleri dalgalandı ve yen haftalık. Gelecek haftaki Japonya Merkez Bankası toplantısı üzerinde bir dolar karşısında yön arayışındaydı. Bazıları Japonya'nın para biriminde belirgin hale gelen yükselişin özellikle de Japonya Merkez Bankası'nın hayal kırıklığı yaratma ihtimaliyle kırılma riski altında olduğu görüşünde. FX Global Markets'tan Nick Twydale bu çılgın bir yen rallisi ve gelecek haftaki toplantının etkisiz kalması halinde carry trade'in intikamla geri gelebileceğini söyledi. ABD'de çarşamba günü getiri eğrisinde gözlenen dikleşme büyüme verisi sonrası durdu. İlk yıllık tahvillerin getirisi günün en düşük seviyesinden toparlanarak %4,45'te civarında seyretti. Daha sonra %4,43'te yatay kapandı. Gösterge 10 yıllık tahvil getirileri bir ara yaklaşık 10 bas puan düştükten sonra 4 bas puan kayıpla %4,24'ten gün tamamladı. Yatay kapanan Bloomberg Dolar Endeksi Cuma sabahı gerileyerek 1,256 seviyesine indi. Ve borsa günün ilk yarısında geriledi. Cuma gününe baktığımızda BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,08 değer kaybederek 10.863 puana indi. Günün ilk yarısından düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13 itibariyle önceki kapanışa göre 8,40 puana azalışla 10.863 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 36 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,10 ve holding endeksi %0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,81 ile iletişim, en çok gerileyen %2,90 ile sigorta oldu. Analistler küresel piyasalarında Perşembe günü ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerle yön arayışının sürdüğünü ifade ederek teknoloji hisselerindeki satış baskısının yavaşlamasının dikkat çektiğini söyledi. ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %2,8 beklentilerin üzerinde büyürken beklentileri aşan büyüme verisi ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleyi yumuşak iniş ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor. Buna ilişkin detaylı haberlerimizi bu haftaki ekonomik çerçevesinde izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar Eylül ayından itibaren bankanın 3 kez faiz indirimine gidebileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor. Ve borsada geçen haftanın yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisselere gelelim. BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri içerisinde geride bıraktığımız haftada yatırımcısına en çok kazandıran hisse %20,99 ile Agrotech Teknoloji oldu. Borsada geçen hafta yatırımcısını en çok kazandıran ve kaybettiren hisselere ilişkin değerlendirmelerimiz ise şu şekilde.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 22-26 Temmuz haftasında 2,37 değer kaybederken haftayı son işlem gününde sınırlı bir yükselişle 10.891 puanla tamamladı. Aynı haftada bankacılık endeksi %6,70 oranında değer kaybederken sanayi endeksi %0,28 kayıp yaşadı. En çok yükselen sektör endeksi de %4,52 oranında değer kazanan bilişim endeksi oldu. En çok prim yapan ise JW Enerji ve %14,94 ile Arçelik izledi. BIST 100 endeksine en çok değer kaybeden hisse senedi ve %14,69 ile Aksa Akrilik olurken %11,78 ile Türkiye İş Bankası ve %10,60 ile Mavi Giyim oldu. Yatırımcıların ilgisini en çok çeken hisseler ise şu şekildeydi. BIST 100 endeksine yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisselerde 46 milyar 733 milyon lira ile Ereğli Demir Çelik başı çekerken onu 38 milyar 560 milyonla Türk Hava Yolları ve 23 milyar 394 milyonla İş Bankası izledi. Ve borsanın en değerli şirketlerine geliyoruz. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde işlem gören piyasa değeri en yüksek şirketlerde başı 562 milyon lirayla Koç Holding çekerken 524 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 416 milyar 70 milyon lirayla da Türk Hava Yolları oldu. Ve bir haberimiz de petrole ilişkin. Petrol yatırımcılar düşük ABD stoklarını ve Çin talebindeki zayıflığı değerlendirirken 3. seansı biraz yükseldi. Brent petrol varil başına 82 doların üzerinde çıkarak hafta boyunca pek değişmedi. ABD ham petrol ise 78 dolara yakın. Bu haftaki veriler Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyen ABD stoklarında 4. düşüşü gösterdi. Yine de dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in enerji tüketimiyle ilgili endişeler var. Büyümedeki yavaşlama, büyük teşvik girişimlerinin eksikliği ve daha yüksek elektrikli araç kullanımı talep beklentilerini kısıtlyor. Ham petrol OPEC Plus'tan gelen arz kesintileri ve daha düşük ABD faiz oranları beklentileriyle yılbaşından bu yana yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak piyasa gözlemcileri, üretici kartelinin önümüzdeki çeyrekte kısıtlamalarını hafifletmeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda ve 1 Ağustos'ta bir izleme toplantısı yapılacak. Son haberimiz de altında. Altın Fed'in favori verisi öncesinde düşüş gösterdi. Altın fiyatları Cuma günü ABD'de açıklanan Haziran ayı kişisel tüketim harcamaları verisi öncesinde bir gerileme gösterdi ve haftayı da düşüşle tamamladı. Spot altın haftanın son işlem gününde %1,15 değer kaybederek ons başına 2.368 dolardan işlem görürken ons altın ve dolar TL yapılan hesaplamaya göre gram altında 2.521 seviyelerinde oldu. Perşembe günü yayınlanan rapor ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha fazla büyüdüğünü gösterdi. Yatırımcılar Fed'in tercih ettiği temel enflasyon ölçüsü olan kişisel tüketim harcamaları endeksi hakkında yapılacak güncellemeyi yakından takip etti. Evet, geçtiğimiz hafta ilişkin parasal göstergeler bu şekildeydi. Programımızın bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını hatırlatarak sizi uzman ve konuda yetkilendirilmiş kuruluşlara yönlendiriyoruz. Ancak programımızı da takip etmeye ve beğeniyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.